Kardeşlerim, kutlu doğum haftası yapılıyor da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait tatlı hatıralar konuşuluyor ya, bundan sonra bunu yapacak olanlar, bari şu başlığı mesela kullansınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlarca kere cihada çıktığı Medine'de ne zaman vakit buldu da, ashabın kadınlarının her birini okul haline nasıl getirdi, bunu araştıralım bari. Her bir kadını bir okul yaptı. Sadece çocuklarını değil, o kadının doğurduklarını değil, Medine'ye yeni gelen kadınları da, 3 gün eğitim gören kadınlara teslim etti. 3 gün sonra o da mücahit oldu. O da alim oldu. Ürkerek, kaçarak, bir kenarda bıraktığımız dinin hesabını soracaktır Allah bizden. Ve kadınlarımız dinlerine sahip olmadıkça, bu din erkekler kadar bizimdir de, erkekler kadar biz de hizmet etmek zorundayız demedikçe, ne yüzümüz gülecektir, ne de kadınlar huzur bulacaktırlar. Hiçbir kadın, vaktim yok, benim çocuğum yaramaz demesin. Her çocuk yaramaz doğar. Yarar çocuğu hastanede bırakıyorlar zaten, bu niye ses çıkarmıyor diye. Çocuk ağlayarak doğar. Yaramaz çocuk, deli değilse şükretsin. Peygamber aleyhisselam Efendimiz, çocuk yaramazlık yapıyorsa ileride iyi olacak demektir buyuruyor. Ama her şeyi fişe takıp makineyle halletmeye çalışıyorsa, o çocuğu da doktora götürüyor. Şuna bir şey ver, sussun, rahat bırakmıyor bizi diye. Doktor her şeyi düzeltiyor nasıl olsa.